Evet sevgili arkadaşlar, burası Aile Bakanlığı'nın engelliler okulu olarak yapmak istedikleri bir ormanlık alan sözde. Gördüğünüz gibi burada köpekler, kuşlar, fotoğraflardan da göreceğiniz gibi kaplumbağalar yaşıyor. Ağaçlar işaretlenmiş. Çarpı işareti konmuş. Hani bazı illerimizde de evlere çarpı işareti konuyor ya, onun gibi neredeyse işaretlenmiş. Yok edilecek bu kocaman alan ve makilik alan olduğu ileri sürülüyor. Makilik bile olsa bu tip alanların orman alanıdır bu. Böylesine tarumar edilmesi aslında kendi torunlarının, bunu yapanların kendi torunlarının geleceğine de ipotek koyması demek. Burası aynı zamanda İstanbul'un en önemli su toplama havzalarından bir yer. Ne demek su toplama havzası? Her yağmur yağdığında, gördüğünüz gibi köpeklerimiz, bu insanların yaşam alanı burası. Bunları yok edersek ondan sonra sokaklarımızda sokak hayvanları diyoruz. Yok çocuklarımızı rahatsız ediyor diyoruz. Biz onların yaşam alanlarına giriyoruz. Evet, su toplama havzası ne demek? Yağmurlar yağdığında bu tip alanlarda yağmurlar, karlar toprağa geçer bu tip orman alanlarında ve süzülerek içeceğimiz su olarak bize geri döner. Fakat bu tip yerleri yok edersek, betonla kaplarsak, asfaltla kaplarsak sonuçta olacak olan şudur. Hani Üsküdar'da hep sahille deniz birleşti deriz ya, her yağmur yağdığında. İşte onlar olur. Sahille deniz birleşir. Bütün su olduğu gibi denize akar. Ve bir süre sonra biz de susuz kalırız. Ondan sonra şehre 100 kilometre, 200 kilometre öteden çeşitli ırmaklardan arıtarak su getirmeye çalışırız. Oysa doğayı koruyarak gelişsek, doğayı koruyarak kendimize yaşam alanları bulsak ve çok da nüfusumuzu arttırmasak, ormandaki diğer canlılarla, doğadaki diğer canlılarla barış içinde bir arada yaşasak bütün bunlar olmayacak. Temiz su ihtiyacımız çok rahat bir şekilde sağlanacak. Evet, gördüğünüz gibi dozerler girmiş buraya. Bakın. Ağacın birini kesmişler bile. Yok etmişler. Gördüğünüz gibi. Ağaçların köklerine şimdiden zarar vermişler. Buraları tarumar etmişler. Evet. Bütün bunları ne için yapıyorlar? Güya engelli çocuklara, onların rahat rehabilite edilecekleri bir yer yapıyoruz diye yapıyorlar. Fakat bir süre sonra burada ağaç kalmayacak, orman kalmayacak. O zaman hemen yolun kenarına yapılan binalar nasıl satılıyor? Siz de biliyorsunuz. Ormanın kenarı diye satılıyor. Temiz havanın kenarı. Ondan sonra ne oluyor? Buralara da giriliyor. Orman diye bir şey kalmıyor. Temiz hava diye bir şey kalmıyor. Ve sonuçta bir beton yığını oluyor. Başka ormanlar arıyoruz. Başka ormanlar, başka yerler arıyoruz. Evet. Sanırım 5 dakika yaklaştı. Şimdiye kadar beni dinlediğiniz için ve bu mücadeleye destek vermeyi düşünüyorsanız çok teşekkür ederiz. Ve lütfen bu konuda duyarlılığınızı, bakın kuşlar uçuyor, duyarlılığınızı eksik etmeyin. Lütfen dünyayı betonlaştırmayalım. Bakın burada da bir ağaca işaret konmuş. Belli ki şurada.
Yani çarpı işareti konmuş mavi ve kırmızıyla buralara kadar yok edilecek demektir. Tabii bir süre sonra buradaki diğer ağaçlar da yok edilecek demektir. Çünkü efendim küçük geliyor diyecekler. Genişletelim diyecekler. Bakın ne güzel çiçek açmış. Sonra bunları saksılarda, bu çiçekleri saksılara koyacağız. Saksılarda bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi buralar ağaçlarla kaplı. Bakın yavruları da var burada. Bakın şurada bir ağaç daha var. Kendiliğinden bitmiş. Orman bu demektir zaten. Bir bütünsellik ifade eder. İçinde yaşayan canlılarıyla. Yoksa kimin dediği belli değil. Nereden söylendiği belli değil. Efendim 50 bin ıhlamur ağacı dikmekle, 2,5 milyar çam ağacı dikmekle orman yaratmış olmazsınız. O orman olmaz. Yol kenarlarına ağaç dikmek demek, çevreyi yeşillendirmek demek değildir. Bir türlü bunu anlayamıyorlar. Bakın. Şurayı da daha önceden yazık birisi kesmeye çalışmış bu ağacı. Ağaç kendini tamir etmiş. Gördüğünüz gibi buralarda tellerle çevrilmiş. Belli ki birilerine buralarda parsellenecek. Evet, sevgili dostlarımızı korkuttuk. Kaçtılar. Daha fazla korkmasına olanak vermeden biz de burada sonlandıralım. İç içe, gördüğünüz gibi burada iç içe tel örgülerle çevrilme var. Demek ki bazı yerler orman vasfından çıkarılmaya çalışılıyor. Çünkü karşı tarafta betonlaşma yeterince oldu. Artık yer yok.